Survivor Panorama'dan herkese günaydınlar efendim. Saatlerimiz 10.47. TV8 ekranlarında sizlerleyiz. Sevgili Mert Öcal, Melisa Emirbayar ve Damla Can'la beraber. E sen adını mı Soyadını mı? unuttum ya. Vallahi Her soyadını gün unuttum. dalga geçersen. Yo estağfurullah <laughs> var ya. Melisa Emir Bayer official diye. Hiç, o, işte, official dedim soyadı neydi? Official bozdu olayı. yakaladım ama. Nasılsınız iyisiniz inşallah. <laughs> çok, çok, iyiyiz. çok iyi gördüm hepinizi. Bir önce konuya girersek. Aynen. Hemen diye. konuya gireceğim. Uzatma çünkü diyorsun. Gerçekten bomba gibi bir haftaydı. Yani bu sabah YouTube'a baktım sevgili seyirciler. YouTube'da en çok izlenen trendler diyorlar. En çok izlenen 5 videodan 4'ü Survivor. Bu sezon ilk defa böyle bir şey oluyor. Ya, acayip şu an sokakta da böyle herkes etrafımızı sarmış özellikle Survivor konuşuyor. Biz de o yüzden hemen başlayalım. Efendim gönüllerin oyun öncesi, iletişim oyunun pardon ödül öncesi oyunu kazandıktan sonra yaşadıkları bir sevinç var ki ünler takımını çileden çıkaracak. Onla başlayacaktık. Reji şu an ne diyor? Evet, akşamın ipuçları gelmiş efendim. Taze taze bu akşam akşam e, konsey var. Çok enteresan. Acil durum konseyi. Biz de heyecanla bekliyorduk bu haberi. Bakalım ne olacak? Çağrı ile alakalı mı? Başka bir şey mi? Bakalım ipuçları bize ne gösterecek izliyoruz. Tabii ki de çağrın hareketlerini kimse tasvip etmiyor burada ama... <laughs> Sonuçta onu kışkırtan bir olay var ve olayın baş kahramanı da Steven oldu. Her zaman ben doğruyu söylüyorum diyen Steven konseyde biraz geri vites yaptı. Sevinmemiz gerekiyor diyorum. Ya bir kişi bile ama. çıkmadı dedi ki evet doğru biz bundan sonra sevinmemiz gerektiğini söylemiştik. Konumuz Barış. Sizin sağlığınız bize emanet. Çağrı sözü istiyor. Buradan gitme. Beni mutlu eder denizde. Boğazım dürüplendi ve konuşamadım. Bana iki yol sundunuz. Ya gururlu bir insan olarak buradan gideceğim. Ya da gururumu bir kenara bırakıp burada kalacağım. Kararımı verdim. Evet, şoka girdim. Gerçekten şoka girdim. Bir kere Barış'la ilgili şoka girdim. Aslında şöyle bir şey. Burada hani ee, çok bu konuyla alakalı makara yapmadık ama adada e, hani bu mide olayı o regüle demesi falan her yerde çok konuşuldu evet. Ama Barış bunu çok dile getirmedi açıkçası en azından bençteki olayda dile getirmediği için sonradan söylediğinde bizde bir anlam bulmadı hı hı. Fakat olay ciddi anladığım kadarıyla bizim bunun benzerini 2015'te Ahmet Dursun'da yaşamıştık Midesindeki sorundan dolayı Survivor'ı bırakmıştı Ahmet Dursun o da futbolcuydu. Yani e, enteresan bir şey. Acaba Barış Survivor bırakacak mı? Barış'la başlayalım. Zaten ne diyorsunuz? Zaten pek zorlandığını kendisi de söylüyordu. Çok fazla adada zorlandığını. Ee, bakıldığı zaman Doğan da söylemişti. Benim bu... Batuhan demişti burada benim ne işim var? İşte ben zaten açığım nasıl buraya katlanıyorum tarzında. Hani gitmek istediğini, adaya dayanamadığını söylemişti Barış. Muhtemelen de pek fazla üzüleceğini zannetmiyorum bu durumda. Kimin? Barış'ın. Gitmekten dolayı mı? Yani bence barışın ağır ben basan... olsam isterim dedim çünkü karnı ağrıyor, midesiyle ilgili problemleri var. Zaten parkurlara çıkamıyor. Oyunlara da bir katkısı yok. Ama kendini göremiyor aslında oyunlara katkısı olup olmadığını çünkü hani daha adadan gitmesi gereken kişiler olduğunu düşünüyor. Yani evet. aslında üzücü bence barış için tabi böyle bir sağlık problemi Hı. yaşaması. Hani ben e, adaya böyle e, sağlık problemlerinden dolayı sakatlıktan dolayı veda eden isimler için aslında çok üzülüyorum Hı. çünkü sakatlık problemini yaşamış bir insan olarak böyle ya, orada, orada ya. evet. Yani bir onların anlayabiliyorum sana? psikolojisini. Ya 2016'da ayağım kırılmıştı. 2018'de de şey, e, bir böyle ödem ve iltihaplanma durumu söz konusuydı. Zaten o sabah barakadaydık falan. Evet, Sen çok kötüydün. Ben ne yani sabah gel. Ben için bir şey yapmamız <laughs> evet. lazım falan. Ayağın kırılınca tedavi oldun mu? Orada geçtin mi? Ayrıldın mı? Yok orada kaldım. Kaldı kaldı. Güzeldi o ve koştum mu evet. tekrar? Evet. Yani. Çok dirayetli kız biliyor musun? Evet. Benim ayağım yani Çok zor yani. çünkü orada psikolojiyi kaldırabilmek çok zor. Kendini yetersiz hissediyorsun o bir yana. Verdiğin e, takımdan, dört tane evet, Hani emeğin boşa gitmiş gibi hissediyorsun. Seni izleyenlere üzüyorsun. Aileni bir yandan düşünüyorsun. E zaten Survivor dediğin zaman psikolojik anlamda yeterince zorlandığın ve tek başına kalıp böyle kafanda onlarca şeyi düşündüğün bir yerde oluyor. Dolayısıyla psikoloji her şey seni ayakta tutabilecek, kendine tutabileceğin oyunların var sadece. Hı hı. O anlamda da Barış için üzüldüm. Umarım devam eder ve ciddi bir şey yoktur. Allah sağlık versin diyelim. Mert sen ne diyorsun? Yani mide problemi hani çok büyük bir problem olmasına gerek yok. O adada o şartlar altında herhangi bir klasik gastrit, ülser vesaire gibi bir problemin de olsa zaten çok zor Şeyler yaşarsın çünkü sürekli yemek ödül kazanamayınca Hindistan cevizi yiyorsun o da bir süre sonra o tip problemleri 3 katına 5 katına çıkarır yani muhtemelen Barış'ın o tip bir problemi var ee, belki oyun kazansalardı bir dönem hani hep kaybettiler ya belki bu kadar midesi hani bu noktaya gelmeyecekti belki bu kadar kötüleşmeyecekti. Ben de merakla bekliyorum. İnşallah çok önemli bir şey yoktur. İnşallah da hani düzelir, devam eder. Ama öyle bir şey de sezmedim. Sanki böyle biraz yarışmadan ayrılacakmış gibi geldi bana. Ben bu mesela diye. ipuçlarını seyrederken bu ağlamaların e, hani veriliş sırası çağrıyla alakalı gibi duruyor. Ama bence bu ağlamalar barışla alakalı sanki. Öyle geldi. Ters köşe mi diyorsun? Yani ters köşe mi değil mi bilmiyorum ama e, bence Barış'a ağlıyorlar Çağrı'ya değil. Çağrı gider o zaman Çağrı kalır gibi oluyor. Ben Çağrı kalacak diyorum. peki giderlerse üzülür mü takım sence yoksa? Çağrı kalırsın gidersin. Evet. Üzülür tabii. Her, her şekil üzülür. Oradan kim giderse gitsin üzülürsün. Sevmediğin biri yani biri bile gitse insan bir sarsılıyor. Bir de böyle böyle bir olayla gidince daha da şey oluyor. çağrı konuşacağız da benim şöyle bir düşüncem var. Barış'ın mide olayı bence e, çok önemli bir sebep ama... Ee, bu barışın ana konusu olmasına rağmen ben iki tane olayın burada esas belirleyici olduğunu düşünüyorum. Bir barışın çocuğu var ve ben barışı izlerken çocuğuyla telefonda konuştuğunda falan çok özlediğini hissediyorum. Bilmiyorum belki ben de baba olduğum için ama çocuğunu çok özlediğini hissediyorum. Bir yandan özlerken orada sıkıntılar da yaşayınca diyorsun ki ne yapıyorum ben, ne işim var burada? Evet buraya bir hedef için geldim ama yani. Zaman akıyor gidiyor böyle bir düşünceye giriyor bence Barış bir de bu son zamanlarda Doğan'la yaşadığı kavga takımla yaşadığı bu gerilim. gerilim onu hem üzdü çünkü Barış özünde şey bir adam değil kötü bir adam değil kötü bir adam olsa takımdaki herkes onu sevmez kaptan seçmez saymaz evet. hani adam İletişim seviliyor iyi. sayılıyor iletişimi iyi demek ki biz birkaç olayda yükseldiği zaman çok yanlış buluyoruz ama iletişimi iyi oldu oradan belli oluyor e böyle bir durumda da adam dedi ki ben niye bu noktalara geldim? Ben böyle birinin üstüne koşacak bir adam mıyım? Ben birine işte karakterine laf edecek ya da kötü söz söyleyecek biri miyim? Evet. Bunları da bence e, bu e, mide paketine dahil ettiğin zaman Kesinlikle. en dışını da ambalajın fiyonkunda çocuğumu çok özledim diye taktığın zaman Barış'ın şu an Survivor'dan ayrılma ihtimali bence var. Çünkü bizim dönemimizde Seda Ablan'ın midesiyle ilgili problemleri oluyordu. Ben gece böyle hani kıvranarak bağırarak uyandığını hatırlıyorum. Normalde midesine problem varmış galiba. Tek dediği şey şu. Ne olursa olsun ben hastaneye gitmek istemiyorum. Ağlıyor artık böyle kıvranıyor Barakan'ın içinde. Yarın çocuğun beni televizyonda görmediği zaman aklına kötü şeyler gelmesin. Zaten takımında bana ihtiyacı var. Benim o parkura çıkmam lazım. Sabaha kadar Çocuk ağladı, daha sabaha kadar ağladı ama o parkuruna galiba. da çıktı. Yani, yani bahane o mide ağrısı. Ya mide problemi bir de hani orada açlık falan hani mide problemini arttırır dedim demin ama şimdi de şey aklıma geldi. Bende de gastrit var mesela. Hep böyle arada bir böyle hani o mide koruyucu haplardan evet. kullanırım böyle çok yorulduğu zaman. Ama ben adaya gittiğimde de mesela benim bütün mide problemlerim çözülmüştü biliyor musun? Peki strese dayalı olabilir mi acaba? Olabilir. Ben stresli değildim. Belki Barış çok stresli. Ama belli stres yapmış stres olabilir, olur. çocuğuna düşünmüş olabilir, evet, evet. oyunları stres düşünerek Doğan'la yaşadığı tartışmalar doğru var. Acaba hani insanlar beni yanlış mı tanıyor bu olayların içerisinde yer alınca diye düşünüp bunları da stres haline dönüştürmüş Abi, olabilir. Abi enteresan bir yaratığa dönüşüyorsun. Senin dediğin Tabii. çok doğru biliyor musun? Ne o? Ee, çok sessiz söyledim böyle bir yerde. Evet, şey, yani şimdi bak Barış muhtemelen, <laughs> şi, söyle, mu, Barış muhtemelen şeyin muhakemesini yaptı kafasında. Hani en son Doğan'la yaşadığı tartışma var ya. Yani muhtemelen şunu düşündü abi ikimizin de çocuğu var kaç yaşında adamlarız konum sahibi kariyer sahibi adamlarız bir de bunun izleyici karşısında ekran karşısında yaşanması muhtemelen Barış'ı çok fazla sorgulattı kendine yani burada Tabii. niyeyim bunları niye yaşıyorum ailem üzüyor karşı tarafın ailesi üzüyor bir sürü insan üzüyor falan ona dediğin gibi mide paketine ekleyince onu böyle bir tabloyla karşı Ama Şu Konuda yani. da büyük konuşayım olur da Barış giderse giderken. Doğan'la çok güzel bir veda yaşayacaklar. Yüz Tabii canım. Doğan ağlayacak, göreceksin. <laughs> e, çünkü bak, hani hep bu masada bahsediyorum, saçma gelecek belki ama baba olunca insan değişiyor diye. Şimdi baba babayı anlar, hani çocuğuna özlemi, e ya daha da rahat işte Çocuğu yaparsın. onu izlerken başkası tarafından hakaret yeme falan. Anlatabildim. Barış burada aslında o hatalarının da bu sebebiyle yaptığı için belki e, bir diskalifiye olma ya da yarışmadan ben ayrılmak istiyorum deme ihtimali var. Yani sadece olay mide değil kesinlikle. Barış şu an Survivor'ını orada nasıl durduğunu, işte beni dışarıda nasıl görüyorlar, acaba burada Doğan'a hata mı yaptım falan vicdanlı bir insan olarak sorguluyor. Ya da bundan sonra kendi kontrolünü sağlayamayacağı için mi? Çünkü Sanırım en ya. ufak bir olayda verdiği tepkiler çok büyük çünkü onun da Doğru söylüyorsun ama şöyle bir durum var. Ee, bak Barış'ın koşuşları falan böyle e, hani bir kavga düşün bir adam vardır koşup böyle kafa atmak için koşar ama Barış e, Tutmayın sinirleniyor. Tutmayın ama tutun beni. Ya bak aynen öyle bak. <laughs> ama bu güzel bir şey aslında. Ben de biraz öyleyimdir aslında. Tutmayın ama tutun beni. Yani şöyle bir olay hatırlıyorum. Yani e, sonu kötü bitmediği için bahsedebilirim. Trafikte bir gün bir tartışma <laughs> oldu. <yalnız> İndim <laughs> arabadan aşağı. İndim arabadan aşağı bir huşumla gittim arabanın yanına. Adam arabadan indi. Hani orada o sırada Adam'a kötü bir şey yapman lazım. Kimse yapmasın bu arada. Tam böyle bir şey yapacağım dedim ki kendime. Bak o saniye içinde niye Dur yapıyorum hatta. ya dedim. Adam benden hem büyük. Bak adam benden hem yaş olarak büyük. Evet hatalı o. Bana kötü söz söyleyen de o. Ama niye yapıyorum dedim. Niye? Ben ona ne olacak? Evet. Benim elime ne geçecek? Ona yazık değil mi? Bana yazık değil mi? Niye Çok zarar doğru. vereyim? Bak of. bak kaldım böyle biliyor musun? Kaldım ve hani. Ee, ne yapacağımı şaşırdım. An o anı hatırlıyorum böyle. Dedim abi dedim şey yapmayalım dedim. Ben kötü oldum dedim. Arabaya bindim gittim. Adam demişti ki vay korkağa bak da demiş olabilir. <laughs> Tabii de. ee, önemli o senin. Desin orada abi yani. ama ben onu yapmadım işte. Bunun aynısını Aynen. ben Öyle yaşadım biliyor musun? Musun? Bak, aynısını ben yaşadım ama benim şöyle bir farkı vardı. Bundan 2-3 sene önce e, indim böyle arabadan yine trafikte ama acayip ters bir hareketle karşılaştım yani böyle. İndim abi bir ışımla gittim diğer arabaya. Adam bir indi Üç yıldır görmediğim çok yakın arkadaşım çıktı. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <gülüyor> <Fotoğrafı> <gülüyor> Bir anda o muhabbet bitti. E, sen ne yapıyorsun? Bu neler yapıyorsun? Anlat falan. İki geyik sonra Aynen. dindik gittik. O yüzden önce diyalog. Kavga olmasın. Evet. Ee, aman aman. Evet. Yani hiç kimseye... Hele bu devirde ediyorum. artık. Bitti evet. yani. Kimin ne olduğu ne taşıdığı da belli değil. Evet. Aman diyeyim yani. Ee, bu noktada herkesten sağduyu bekliyorum. Özellikle gençlerden büyüklerine karşı.